Merhaba arkadaşlar. VegaRado kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere programsız tüm dosya isimlerini tek seferde değiştirmeyi anlatmaya çalışacağım. İş için veya eğlence için olsun, bilgisayarla uğraşan hemen herkesin en az bir defa böyle bir ihtiyacı muhakkak olmuştur. Bu işlem gerçekten çok basittir. Zaten birçok kişinin de bildiğini düşünüyorum ama bilmeyen bir o kadar da kişi muhakkak vardır düşüncesiyle sizlere bugün bunu anlatmak istedim. Öncelikle bu işlem ne işe yarar onu söyleyelim. Diyelim ki internette dolaşırken görmüş olduğunuz manzara resimlerini bilgisayarınızda biriktirdiniz. Ve saçma sapan isimlerle kayıt altına almış oldunuz. Bunları manzara 1, manzara 2, manzara 3 gibi isimlendirmeniz gerekiyor. Burada işe yarayacaktır. Veya birçok mp3 dosyanız var. Sanatçıların isimlerini tek seferde dosya isimlerinin en başına koymak isteyeceksiniz. Bunun gibi daha birçok yerde muhakkak işinize yarayacaktır. Şimdi gelelim işlemimize. İşlemimiz çok basit arkadaşlar. Ben sizler için internetten araba resimleri indirdim. Bu araba resimlerini tek seferde değiştirmeyi gösteriyorum. Öncelikle bütün resimlerin hepsini seçiyoruz. Bunun için kontrol A tuşuna veya o şekilde değil de mouse'la hepsini seçiyoruz. Daha sonra mouse'la herhangi bir öğenin üzerine sağ tıklatıp yeniden adlandır diyoruz. Veya F2 tuşuna da basabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra vermek istediğimiz ismi hemen yazıyoruz otomobillerim. Enter'a bastığımızda ekrana bakın. Gördüğünüz gibi bütün isimler sırasıyla değişti. Otomobillerim oldu. İşlemi tekrar ediyorum. Ctrl A'ya bastım. F2'ye bastım ve vermek istediğim ismi yazdım. Arabalar. Enterladığımda Arabalar 1, arabalar 2, arabalar 3 gibi bütün isimler değişti. Bu Windows 95'te, 98'de, ME'de, yani XP'de, şu anda Windows 10 kullanıyorum. Hepsinde bu şekildeydi. Şimdiye kadar geçerlidir. Bu işlem bu kadar basit arkadaşlar. Bunun için herhangi bir program kullanmanıza bence gerek yok. Ama yine de daha Detaylı bir şekilde dosya isimlendirmek için internette bazı programlar var. Ama ben daha önceki videomda da anlattığım gibi basit işler için kesinlikle program kullanmanızı önermiyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İyi günler dilerim.